Depremden sonra ne tür yardımlar aldınız? Vallahi yardımlar şöyle. Suyumuz, yemeğimiz, giyimimiz, ayakkabılarımız. Nereye el attıysak yani bilgi aldılar bizim hakkımızda. Yardımları oldu. Hem İstanbul'da hem Fethiye'de 2-3 gün kaldım. Burada hijyen maddesi, gıda maddesi ve mutfaklarımızda devamlı yemekler, kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği yemekleri çıkıyordu. Şu anda kesildi. Bitti yani. Şu an nasıl idare ediyorsunuz? Kendi cebimizden şu anda. Yani herkes kendi imkanıyla. Ekmeğimizi alıyoruz. Şurada kebapçılar var. Bilmem yumurta alıyoruz. İşte zeytin, bir şeyler. Geçinmeye bakıyoruz. Geçen bir yağmur geldi gece. İnan ki sular altımızdan gitti. Ben karayola verdiler bana Suriye arkadaşlar. Yani su gelse bile alttan hamam olarak aşağıda yok. Yani hamam vardı. Şu anda yok olmuş. Niye? Hep kırılmış, bozulmuş çeşmeler. Ben burada bir çadır kurdum. Bak şu yan çadır. Afat'tan aldım. İçinde çeşme koydum. Banyo yeri yaptım kendi imkanımla. Yani ihtiyacımı görüyorum kendim. Ne oğlum burada var, ne kızım var. Kendi imkanımla. Şimdi git bak bazı çadırlar hiç kadın var, çoluk çocuk var. Pislikten geçilmez. O kadar şey benim için çamaşırlar için mesela. Buranın Suriyeli arkadaşlar beni sevdikleri için çamaşırımı yıkamak için kavga yaparlar. Bazen yemek getirirler. Ben sevmem bu yemeklerini. Çünkü alışmış değilim. Ekmek inan tut yaptığı yemekler bana göre değil yani. Ben hayatımı gurbetlerde Arabistan, Mersin limon tarlalarında boyacılık yapmışım. Çeşmeli, Girindes, Tarsus oralarda yaşadım. Arabistan çöllerinde. Ütümü kendim yap, yemeğimi kendim yaparım. İyi kötü bir motor aldım işte şarjlı bir motor. Bundan ihtiyaçlarımı getirip burada. Akşam arkadaşlar burada sanki benim yanımda bir fikir alıyorlar hepsi. Yani şimdi biz eski adamlar, şu andaki insanlar bu Allah tarafından olan bir şey bize. İnsanlarımız birbirini sevmiyor. Allah demiş ki birbirinizi sevin, birbirinize saygı, kıymet bilin, merhamet edin, ben size merhamet edeyim. Fakat bunlar ok yaydan çıkmış. Ben görüyorum yani. Bu kadar deprem olmasına rağmen şiddetli ve ölülerimiz gitti. Hala ders alamadık bu konuda. Millet azdı. Bizim yömiyelerimiz depremden önce işçi çalıştırırdım ben. Yömiyesi 200 lira. Bugün bir işçi 1000 lira. Bir usta 1500, 2000 liradan aşağı gitmiyor. Yani bu nereye kadar? Bu pahalılık da bize bastırdı. Dolar arttı dolar. Yahu benim bildiğim bir şeyin fiyatı yerinde kalır. Senede bir iki sefer belki yıkınabilir ama her gün yumurtayı bugün alıyorsun 3 lira 2,5'a öbür gün 5 lira oluyor. Bu bir kader yani mağduriyet. Kontrol eden yok bunları. Bakkal var aşağıda. Geçen gün yumurta aldım yukarıdan 5 lira dedi. Geldim burada 3 tane 10 lira. Bu duymuş orada 5 lira. Gittim ikinci seferde. Amca orada 15 ben 12,5'a satacağım. 3 yumurtayı 10 liraya aldığım halde. Bu ne demek yani? Zaten ezilmişiz, büzülmüşüz. Kendi imkanımızla bir de birbirimize insanlar yani merhamet yapmıyor. Doğru olmuyorlar. Doğru herkes yapsa hiçbir sorun kalmaz. Şu an bir yetkili doğruyu hiçbir zaman hakkı hiçbir zaman kimse yenmemiştir.